Herkese iyi akşamlar. Harcıra kanunu 56. maddeden devam ediyoruz. 56. madde, harcıra alabilmek için müracaat müddeti, yani süresi. Madde 56. A fıkrası, açıkta kalan ve vekalet emrine alınan, yani açığa alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları. B. İşten el çektirilmek, yani görevden uzaklaştırılmak suretiyle açığa alınan memurlardan meni muhakeme, yani konuşturmaya yer olmaması kararı alan veya beraat edenler yahut haklarında takibat, yani konuşturma afla ortadan kaldıranlara haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği, kesbi katiyet kesinleştiği. Tarihlerinden itibaren 6 ay içerisinde müracaat edenlere bu kanuna göre hak ettikleri harcırlar verilir. Müracaata engel bir zorlayıcı sebebin meydana gelmesi halinde bu süre zorlayıcı sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar. Bu müddetin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırlar verilmez. Şimdi 56. maddemiz, harcırlar alabilmek için ne kadarlık süre içerisinde müracaat etmeliyiz? Müracaat süresini düzenliyor 56. madde. Şimdi kısaca 56. maddeyi anlatalım. Kanunun maddelerinde belirtilen durumlarda harcırı alabilmek için başvuru süresi 6 ay olarak belirlenmiş. Bu sürenin başlangıç tarihi durumun mahiyetine göre değişiklik göstermektedir. A fıkrası, açıkta kalan veya açığa alınan memurlar kadro dolayısıyla açıkta kalan ve açığa alınan memurlarına görevlerinden ayrıldıkları tarihinden itibaren 6 ay içinde. Bu A fıkrasında görevinden ayrılan tarih. Bundan itibaren 6 ay. Görevden uzaklaştırılan memur, diğer fıkra, görevden uzaklaştırmak suretiyle açığa alınan memurlardan koşturmamaya yer olmaması kararı alınan veya beraat eden veya haklarındaki koşturma afla ortadan kaldırılanlara haklarında verilen kararın kesinlik kazandığı tarihten itibaren 6 ay. Birinci fıkrada süremiz neydi? Birinci fıkrada görevden ayrıldığı tarihten itibaren 6 ay. Burada da kararın kesinlik kazandığı, bir karar veriliyor, onun kesinlik kazandığı tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat edenlere göre hak ettikleri harcırlar verilir. Müracaata engel mücbir bir sebebin olması halinde bu süre mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırlar verilmez. 56. madde basit bir madde ama uygulamada şöyle bir yanlış algı veya alışılmış bir bilgi var. Harcırlar alabilmek için müracaat süresi 6 aydır. Geçici görev, sürekli görev hiç fark etmez. 6 ay içerisinde ödenek vardı yoktu buna bakılmıyor. 6 ay içerisinde müracaat etmedin, sen yolluktan feragat etmiş oldun veya zaman aşımına uğradı, harcını alamazsın. Yani bu maddeye göre yanlış bir ifade. 56. maddede 2 fıkra belirlenmiş. 3. fıkra mülga olmuş. 2 fıkra var. Sadece bu 2 fıkrada 6 aylık bir süre öngörülmüştür. Bunun dışındaki harcırah ödemelerinde bir süre öngörülmemiş. Zannımızca genel kanaat diyelim. Bunların dışındakilerde zaman aşımı süresi 5018 uygulanır kanaatindeyiz. Bundaki zaman sürede 5 yıl olacağı şeklinde yaygın kanaat veya görüşümüz vardır diyebiliriz. Tekrar ediyorum, harcırah alabilmek için bir süre vardır. 6 ay 56. madde. Ama bu sadece 56. maddenin A ve B fıkralarında açığa alınan, vekalet emrine alınan, açıkta kalınan veya açığa alınan veya görevden uzaklaştırılan memurlarla ilgili bir süredir. 6 aylık süre. Bunun dışındakilerle ilgili bir süre belirlenmemiştir. Yaygın kanaatte bunun dışındakilerde de 5018'in 5 yıllık süresi uygulanacağı yönündedir. Bunu önemli söyleyeyim. Yanlış biliniyor. Bütün harcırah ödemelerinde 6 ay içerisinde kişi müracaat etmedi, hak kaybına uğradı. Kanaati yanlış bir kanaattir. Şimdi tarihlerinden itibaren müracaat edenlere bu kanuna göre müstahak oldukları harcı 6200 sayılı kanuna göre boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler hangisinde? Açıkta kalan veya vekalet emrine alınan vazifelerinden ayrıldıkları, işten el çektirilmek, yine harcıra kanununda öngörülen süre 56. maddede 6 aylık bir süredir. Yine 3. sorumuz sürelerle ilgiliydi. 3. sorumuz süreler neydi? Açıkta kalınan vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıklarıydı. Görevden uzaklaştırılmak suretiyle olanlarda da neydi? Haklarında verilen kararın
kesinlik kazandığı şeklindeydi. Üçüncü sorumuz da A şıkkı oluyor. 6 ay ve sürenin başlangıç tarihi. Evet, ve harcını alabilmek için müracaat müddetiyle ilgili. Açığa alınan 6 ay içerisinde müracaat ederse bu kanuna göre hak ettiği harcını alır. Görevden uzaklaştırılan 1-10 tarihinden itibaren kararın kesinleşmesi 1-10. Dolayısıyla 1-10 tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat ederse harcılar verilir. 1-3-2020 tarihinde açıkta kalan ve aynı tarihte görevden ayrılan memur salgın halde olan COVID-19 virüsü nedeniyle müracaat edemezse 6 aylık süre virüsün bitiş tarihinden itibaren başlar. Doğru. Ödeş harcılar alabilmek için müracaat süresi 6 ay olan 6 ay geçici ve sürekli görev yolluklarında bütün harcı ödemelerinde ve her durumda geçerlidir. Yanlış bir ifade, sadece A ve B fıkralarındaki durumlarda geçerlidir. 56. maddemizde bu kadar. Harcını alabilmek için müracaat süresi 6 aydır ama 6 ay A ve B fıkralarında belirtilen durumlar için geçerlidir.